İyi akşamlar sevgili seyirciler. Balıkesir'in Meydanı programında yine sizlerle birlikteyiz ve bu akşam yine Balıkesir'in ve ülkenin gündemini konuşacağız. Daimi konuklarımızla birlikte avukat Uğur Çelikbaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Ve Süleyman Pehlivan, sen de hoş geldin Süleyman Pehlivan. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi tabii ki bizim gündemimiz biraz bugünlerde seçimler, yerel seçimler, Balıkesir, Balıkesir adayları, Balıkesir'deki siyaset çalışmaları. Şimdi birincisi biz bu program yayınlandığında daha Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'den daha açıklanmamış olacak. Çünkü pazar günü hepimizin bildiği gibi açıklanacağını ifade etti Cumhurbaşkanı. Burada hala bir sürpriz bekliyor mu Uğur Çelikbaş? Çünkü yani artık %99.9 Yücel Yılmaz'ın olacağı belli oldu. Ben açıkçası bekliyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın yeni yüzlere bu dönemde yer vereceğine dair bir düşünceye sahibim. Eğer AK Parti daha önceden ortaya koyduğum iddiayı gerçekleştirmezse, yani Sayın Pehlivan karşı çıkacak ama İYİ Parti ile olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa, ben hala oradayım çünkü, değişme ihtimalinin, Yücel Bey'in de değiştirilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Bigadiş'te, Alt Eylül'de, Kadesi'de bu tür değişiklikleri bekliyoruz açıkçası. Belki bir eskilerden dönemi dolmasına rağmen Kepsut'ta bir değişiklik olmayacak diye düşünüyorum. Onun dışında AK Parti'den böyle bir hamle bekliyorum. Dursun Bey? Dursun Bey için bir şey söylemeyeyim. Bilgi sahibi değil. Evet. Peki şimdi hala bu saatten sonra bile bir İYİ Parti'de bir durum söz konusu olduğu için dedi, oraya dayandırdı. Şimdi böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey mümkün değil. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sözcüsü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı en az iki defa şu şekilde televizyonlarda konuştular. 30 büyük şehirde 28 belediye MHP tarafından AK Parti adayı desteklenecek. 2 büyük şehirde MHP adayını AK Parti destekleyecek. 22 ilde AK Parti ve MHP tek başına girecek. 29 ilde, 5 ilde MHP desteklenecek. 24 ilde AK Parti adayı MHP tarafından, yani Cumhur İttifakı olarak desteklenecek. Bu rakamlar kesin. Yani bu rakamlarda sadece isimlendirme kaldı bu rakamlarda. Hem MHP'de hem AK Parti'de kimlerin olacağı. Artı nasıl pazarlık oluyor? Bütün şehirlerde temayül yoklaması hemen hemen, hepsinde olmasa bile büyük çoğunluğunda, ama tamamının teşkilatlarıyla Sayın Cumhurbaşkanı parti genel merkezinde görüşmeler yaptı. Yani kimi istiyorsunuz diye sordu ve tartışmalar, görüşmeler oldu, diyaloglar oldu. Yani bu saatten sonra herhangi bir o bahsedilen partiyle falan ittifak bana göre hiçbir şekilde söz konusu değil. Çünkü sayılar, rakamlar verildi. Kimin tek başına nerede gireceği, MHP ile nerede ittifak yapılacağına kadar il il tek tek tespit edildi. Her şey belirlendi. Bu saatten sonra mümkün tespit değil edildi. Diyorsun. Bu saatten sonra mümkün değil. Tahmin ediyorum İYİ Parti'de. Peki ama burada yine geçmişe dayalı bir bilgi doğrultusunda bir yere getireyim sizi. İYİ Parti bütün illerde kendi adayıyla yarışacak dedi. Balıkesir'de o zaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak yine. Tabii zaten AK Parti CHP'den, MHP'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu açıklamalar oldu ama belki 10 defa, 15 defa da İYİ Parti sözcüsü ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener 81 ilde ve kaç dedi, 900 küsur ilçede kendi adayımız da gireceğiz, evet, diye o da defalarca beyanat verdi. Yani bundan sonra İYİ Parti'nin ne AK Parti ile ne bir başka partiyle ben tahmin etmiyorum. Zaten AK Parti'de MHP AK Parti ittifakında tek tek hangi ilde hangi parti gireceği kesinlikle. Peki halk arasında konuşulanlar ve işte sosyal medyaya düşenler ve gazetelere yazılanlar, Turan Çömez ismi hep
ön plana çıkıyor. Bu bir taktik icabı mı yapılıyor yoksa var mı böyle bir şey? Şimdi Turan Çömez'in Bandırma Körfezi'nde bir oy oranı olduğu, belli bir oranda oy olduğu belli değil. Onun şey belli. Yani iyi bir oy olduğu belli. Evet. Basın da bunu değerlendirerek ve Turan Çömez'in İyi Parti'deki ağırlığını bilerek Balıkesir Büyükşehir adaylığını yakıştırıyorlar. Ha olabilir mi? Olabilir ama tabii genel merkezleri veya Sayın Akşener en son sözü söyleyecek. Ama büyük ihtimalle hatta birçok basın Yücel Yılmaz, Ahmet Akın, Turan Çömez yarışacak şeklinde tahminlerini açıkladılar, verdiler. Peki aynı soruyu Uğur Bey'e söyleyeceğim. Yani İYİ Parti burada bir çıkarırsa... Ramazan Bey, yani İYİ Parti tarafından onlarca kez bu söylendi, doğru. Ama ben isim vermeyeceğim fakat bu bendeki bir bilgi şey değil, duyum değil. Bu bir bilgi. Evet. Mesela eğer yerelde İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri el sıkışacak pozisyona gelselerdi, bu konuşuldu. İYİ Parti burada aday çıkartmama konusunda genel merkezden izin almıştı. Hı hı. Ancak istedikleri ilçeler konusunda sorun olunca bu anlaşma... Bu bilginin kaynağı İYİ Parti tarafı mı? İYİ Parti tarafından da var bu kaynağın, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da var. Evet. Yani bu kaynaklardan aldığım bilgi bu. Bu bir duyum değil. İYİ Parti'nin bu söylemlerinin tamamının kendi stratejileri ve planlamaları içerisinde pazarlık marjına yönelik olması ihtimali de var. Biz yıllarca Türk siyasetinde şunu gördük ve öğrendik. Siyasette bir saat bile çok uzun zaman. Yani el sıkışırsınız. Yani her şey, hatırlayın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesini. Her şey mükemmel giderken altılı masada birden büyük bir deprem oldu. Evet. Kalktı, yıktı. Tekrar ondan sonra sabahlara kadar görüşmeler oldu. Tekrar dönüldü vesaire. Ben siyasette her şeyin, bu ittifak meselesinde her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Buna da inanıyorum. Yani her an her şey değişebilir. Çok ciddi bir şekilde. Yani diğeri duyumdu. İYİ Parti'nin AK Parti ile görüştüğü. Bence bu kadar gecikmesinin sebebi oradaki şeyin, yani 30 ilin 28 tanesini AK Parti almış. Tamam. Kendisinden 2 ili İYİ Parti'ye verseydi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkesel anlamda söylemiyorum ama yani sayı anlamında bir itirazı olmazdı. İlkesel anlamdaki itirazları da kendilerini ilgilendirirdi. Yani onu oturur, kendi aralarında konuşur, hallederler veya halletmezlerdi. Veya bu görüşmeler oldu, Milliyetçi Hareket Partisi buna hayır dediği için askıya alındı. Pazar günü açıklayacaklar, göreceğiz. Evet, pazar günü hem Balıkesir'de dahil, İstanbul özellikle. Biz şimdi burada sadece Balıkesir değil, mesela genel ülkeyi de konuştuğumuz için İstanbul'u biraz konuşalım. Cumhurbaşkanını hepimiz dinledik tabii ki. Sürprizler olabilir mi şeklindeki? Evet, sürprizler olabilir dedi. Yani bu sürprizler olabilir cümlesi İstanbul'u kapsıyor mu acaba Süleyman Pelvan? Şimdi şöyle, İstanbul'u kapsıyor değil. İstanbul'da AK Parti'nin belediye başkanlığı yok ki, yani büyükşehir. Başkan adayı yok. Hayır, yani büyükşehir elinde olan illerde sürpriz olabilir. Evet. İstanbul'da zaten CHP'de büyükşehir belediye başkanı, orada bir isim çıkar. Ha sürpriz ama şöyle. Sürpriz şu, mesela 4 isim bahsediliyordur da 5 isim bahsediliyor. Onlardan biri değil de başka bir isim çıkar. O anlamda olabilir. O anlamda olabilir ama tabii bu anketler, teşkilatlarla yapılan görüşmelere göre Sayın Erdoğan o kararı verecek. Ama o biz elimizde ne anketle ilgili bilgi var, ne yapılan görüşmelerle, teşkilatlarla yapılan. İstanbul'daki bütün ilçe yönetimleriyle görüştüler. Bütün illerde aynı şekilde. İl yönetimiyle görüştüler. Ben İstanbul'da 3 isim duydum. Şey yaptılar, basında dolaşan, tabii piyasada dolaşan isimler var ama yani ben tahmin etmiyorum. Ali Yerlikaya, ben inanmıyorum yani. Tabii olmaz diye bir şey yok ama inanmıyorum. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. Yani İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın ismi basında, ulusal basında geçiyor. Sonra o şey... Murat Kurum'un ismi. Çevre Şehircilik Bakanı. Çevre Şehircilik Bakanı. Tevfik Göksu. O belki mantıklı olabilir. Tevfik Göksu'nun ismi geçiyor. Bunlar ağırlıklı. Üçünün ismi ağırlıklı. Geçiyor. Yani bu üç ismin dışında biri gelirse sürpriz olur. Bunu demek istiyorlar. Uğur Bey. Bence Bayraktar da olabilir. O işi damadı. Yani
Şimdi Sayın Bayraktar'ın Türk toplumunun nezdinde bir karşılığı oluştu bu evet. yaptığı işlerden dolayı. Karadeniz'de. İstanbul'da Karadeniz ağırlığı var. Çok. Çok. İkincisi en büyük rakip aday da bir Karadeniz'di. Yani orada oy kırmaya yönelik bir Karadenizli'nin aday yapılması AK Parti'nin stratejisi açısından doğru olabilir. Dolayısıyla damat olursa şey olur, sürpriz olur yani. Olur. Yani ben ona damat gerçi diye bak. Onun ismi de çıkıyor da. Ben ona damat diye de bakmıyorum. Yani eski sayın bakan damattı da bu adamın yaptığı işler de var. Bir karşılığı da var. Bir karşılığı da var. Karadenizli. Evet. AK Parti yönetimine yakın. Konuşması falan da son derece medeni, cazip. Bir karşılığı olabilir diye düşünüyorum. Yani bence sürpriz olursa İstanbul'da Sayın Bayraktar'ın adaylığı söz konusu olabilir. Çünkü ben Sayın Erdoğan'ın olabildiğince genç, yani bu işi yap 5 sene, 10 sene, 15 sene götürebilecek isimlere yöneleceğini düşünüyorum. Diğer illerde de buna uyar mı acaba? Muhtemelen uyar. Çünkü bakın, bugünkü hem anayasal düzenleme gereğince, hem tabii Allah uzun ömür versin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşı gereği, önümüzdeki dönem Recep Bey'in yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması çok olasıymış gibi gözükmüyor. Anayasal olarak zaten mümkün değil. Anayasa değişir, bir şey olur, o başka. O yüzden de İstanbul adayının ve kazanırsa bence bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün. Evet, doğru. Zaten İmamoğlu'nun da büyük hedefi o evet, zaten. Evet, bence de öyle olmalı. O yüzden de oradaki adaylama hem bu strateji için önemli olabilir, hem de diğer illere örnek olması için olabilir. Ben bir gençleşmenin, yani partide çok adı böyle birçok yerde kullanılmış, görev yapmış insanların dışında bir gençleşmenin olabileceğine dair bir hisse sahibim. Bu bir bilgi veya duyum değil. Ama siyasetin, yani Recep Bey'in siyasetinin de gereği de sanki bu gibi. Çünkü evet, onu hissettiriyor bana. Evet. Ben olaya şöyle Bayraktar bakıyorum. Olayına şimdi nasıl bakıyorsun? Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet makamı. Tamam. Evet. Memlekete en azından İstanbul'a bir hizmet. Ama bana göre Sayın Bayraktar'ın, Selçuk Bayraktar'ın şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memleket için, insanlar için, millet için yapacağı hizmetten daha önemli hizmetler yapıyor. Milli savunma sanayiinde o kendi alanlarında yaptıkları dünyada isim yapmış çok önemli işler. Onun başından ayrılmaması, o işlerin devam etmesini ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bakın bilmiyorum dün akşam duydum vergi rekortmanı olmuş. Evet. Yani bu Koçları, Sabancıları geçti. Geçmiş. Selçuk Bayraktar'ın şirketi. Selçuk Bayraktar. Orada olağanüstü işler yapılırken İHA'lar, SİHA'lar, insansız savaş uçakları falan filan o işlerin bırakılıp İstanbul'a hizmet etmesini beklemek bana göre abesle iştigal olur. İstanbul Belediye Başkanı bulunabilir ama onun yaptığı işe bulunamaz. Evet, ama olur mu? Olur. Sayın Erdoğan isterse olur ama ben yazık etmiş olurlar diye düşünürüm. Oradaki hizmetlere devam etmesi daha olağanüstü. Doğru bir adım olmaz diyorsun. Tabii hava araçlarının veya yer araçlarının yapılması konusunda çalışmalara devam etmesi bana göre memleket açısından daha uygun. Twitter'da da sosyal medyada da Murat Kurum iki yönde ele alınıyor. Hem işte bir kesim Murat Kurum'u çok şey görüyor, bir kesim de onun bakanlığı zamanında veya işte diğer zamanlardaki söylemlerini dile getirip olumsuz eleştirilerde bulunuyor. Ya Murat Kurum'un tabii bu bakanlık döneminden bir tecrübesi var ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu İstanbul'un yeniden bina yapılanması için kentsel dönüşüm için kafasında önemli şeyler olduğuna dair ipuçları veriyor. Öyle bir tecrübeye sahip bir insanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olmasını düşünmesi de son derece makul. Hani hataları vardır, yanlışları vardır. Şimdi çok şeye girmeyelim ama yani aday belirlemesi stratejisi açısından böyle bir tecrübeye sahip bir adayı da düşünebilir tabii. Evet. Uğur Bey'e bu konuda tamamen katılıyorum. Evet. İstanbul'un kim kazanırsa kazansın bundan sonraki ana programı kentsel dönüşüm. Evet. Büyük bir deprem beklentisi de var. Olabilir. Çok büyük tehlike İstanbul'da var. İstanbul'da çok acil 600 bin bina var. Onun dışında 1,5 milyona yakın binanın
kentsel dönüşüm işleri yapılması lazım. Bu hizmet içinde bana göre de AK Parti'deki en kolay isim Murat Kurum olabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Tevfik Göksu da belediyecilik anlamında çok tecrübeli bir isim. Ama şu anda belediye hizmetlerinden daha önemli kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm İstanbul'da değil mi? Tamamlanması. Bu işi ancak o kotarabilir. Murat Kurum'la daha kolay olur. Bakanlık tecrübesi var. Uğur Bey'den yeter şey yaptı, temas etti. Ve bakanlıkla ortaklaşa yapılacağı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm faaliyetleri, sırf belediye kalkamaz bu işin altından. Mutlaka devletle, bakanlıkla, TOKİ ile bir arada yürütülecek. Bana göre AK Parti içinde en uygun isim Murat Kurum olur. O zaman daha yüksek oran Murat Kurum. Evet. Sonra sırasıyla geliyor. Evet. Ben mesela İçişleri Bakanı'nın aday yapılacağını hiç düşünmem. Ben de düşünmüyorum. Neden düşünmediğimi de söyleyeyim. Evet. Şimdi nereden baktığınıza göre değişebilecek bir sürü yorum yapabiliriz buna. Polemik yaratmayayım. İçişleri Bakanı bir önceki döneme göre el değmemiş birçok yere dokunmaya başladı bu dönemde. Bunun sebepleri şudur budur, polemiğe girmek istemiyorum. Ama hazır bunları yapıyorken orada mutlaka bir planlama var. Yani daha önceden hazırlanmış, adım adım yürütülen bir planlama var. Evet. Bunlar yapılıyorken birden bunu kesip, bu planlamanın muhtemelen mimarlarından biri de kendisi, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte, bunu kesip yarıda bırakıp, hadi işte birkaç operasyon oldu, toplumsal bir karşılığı var diye onu oraya kaydıracağını düşünmüyorum. Çünkü orada yaptıkları bir planlama var seçimden önce ve o adım adım İçişleri'nin yaptığı operasyonlarda hayata geçiyor. O yüzden ben İçişleri Bakanı'nın İstanbul'da aday yapılacağını, yani hak ediyor hak etmiyor anlamında söylemiyorum ama şu anda yaptığı görev itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ondan ülke adına daha çok fayda edindiğini düşünüyorum. Bu belediyecilik meselesine de gelince Ramazan Bey müsaade ederseniz orada da bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah. Bence Büyükşehir Belediye Başkanlığı belediyeciliği çok iyi bilmekle alakalı bir iş değil. Tabii ki şehri bilmek önemli. Belediyenin nasıl işlediğini bilmek de önemli. Ama bence kesinlikle ve kesinlikle nasıl bir şehirde yaşamak istediğini hayal edip o konuda bir vizyon geliştirmekle ve o geliştirdiğin vizyonu da kimlerin yapabileceğini tespit edip profesyonel yapılarla bu işi geliştirmekle alakalı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bırakın İstanbul'u, Balıkesir'in kilometresini düşünün. Bir büyükşehir belediye başkanının bireysel olarak bir kişinin Altınoluk'tan Marmara Adası'na kadar her yerdeki, her sokaktaki meseleyi bilip, öngörüp, düşünüp, tasarlaması falan bu çağda artık çok doğru bir şey değil. Ama büyükşehir belediye başkanı ne yapmalı? Marmara Adası'nı gözünde bir canlandırır. Mutlaka gitmiş görmüştür adayı da, başkanı da. Burada neler yapılabilir? Kafasında bir hayat kurmalı orada ve onu yapacak profesyonelleri bulmalı. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bence şu, muhalefette siyaset yapan birisi için söylüyorum. Yerel yönetimlerde mesela Büyükşehir'i burada diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. AK Parti'de diyelim ki 12 tane ilçede göreve getirdi adaylarını. Burada artık AK Parti'nin belediyesi, CHP'nin belediyesi diye bir ayrışma artık bu zihniyeti tamamen kapatmalıyız. Hizmet hizmettir. Halk için yapıyorsak bu siyaseti halk için yapmalıyız. Yani mesela bizim partinin adayı kazanırsa da benim kendisiyle ilk görüştüğümde söyleyeceğim bu olmalı. Sakın ayıp. Bu işin sonu kötü. Yani AK Parti'ye oy vermiş insanlar bu memleketin insanları. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar. Evet. Bence artık biraz bunlara dikkat etmeliyiz. Ve yönetmeyi bilen insanlar gelmeli. Mesela Yücel Yılmaz'ı birçok yönden eleştirebilirim. Projelerini, yaptıklarını, yapmadıklarını masaya yatırırız. Bir gün öyle bir program olursa konuşuruz. Ama Yücel Yılmaz'ın yöneticilik vasıflarının olmadığını söyleyemem. Yönetmeyi biliyor. Ha, doğru yönetiyor, yanlış yönetiyor. Başka, o ayrı bir tartışma konusu. Ama mesela Sayın Ahmet Akın'ın da Sayın Yücel Yılmaz için şunu söylediğini biliyorum, duydum. Onun yaptıklarından daha fazlasını yapacağız dedi. Yani bu da bir alttan bir o yönetim vasfına duyulan saygının sonucu olan bir cümle olmalı. Yani bence artık Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mesela hatırlar mısınız?
İmamoğlu ilk göreve geldiğinde İstanbul'da işte bir yere su bastı, bir yerde yangın çıktı. İmamoğlu tatilde falan filan dediler. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı gidip yangını söndürecek hali yok ya. Aynı şey bir AK Partili Belediye Başkanı için de geçerli. Veya deprem oldu. Efendim bunun sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir mi? Ha oraya ilişkin bir proje yapılmıştır. O hayata geçirilmemiştir. Başka yerlere öncelik verilmiştir. Bunu sorgularız. Ama yapılmamışsa o güne kadar burada sorgulanacak da çok bir şey yok. Ülkenin her yeri deprem bölgesi. Evet. Şimdi belediyecilik tabii ki daha ayrı bir iş ve Büyükşehir Belediyeciliği daha bir başka bir iş ama şöyle de bir şey var. Şimdi bu işlerin tamamen dışında olan bir insan, mesela biz geriye doğru şöyle bir baktığımızda avukat, belediye başkanlarımız var. Şimdi bak, mühendis belediye başkanlarımız var. Yani sanki mühendis olan bir kafa yapısı bu işe daha yatkın gibi şimdi söylenir. Ne diyorsun? İnşaat, imar konularında yatkındır ama bak ben şöyle az evvel siz Uğur Bey'le konuşurken 3-5 not aldım. Tamam. Belediyeden neler bekleniyor? Yani belediye hizmetleri eskisi gibi değil, 30 yıl önceki gibi değil. Yani belediyeler atölye açıp insan işi almak veya bir şey üretmek falan artık öyle bir şey yok. Bakın aldım. Bir vatandaş ne bekler? Musluğunu açtığında suların akmasını bekler. Evet, bir. İki, yollarını güzel ister. Yani toplu ulaşımda bir yerden bir yere giderken rahatlıkla ve kısa sürede gitmek ister. Zaten toplu ulaşımın tanımı vatandaşı istediği yere en kısa sürede götürmektir. Yani belediye otobüslerinin iyi çalışması, varsa raylı sistemlerin metrobüsün doğru çalışması, zamanında çalışması, yeterli servis konulması. Başka üç, çöp toplansın. Düzenli olarak çöpler toplanıyorsa, çöp konteynerlerinin yanında çöpler birikmiyorsa, her gün veya iki günde bir neyse toplanabiliyorsa, vatandaş o çöpü görmüyorsa, kokusunu duymuyorsa memnun kalır. Önemli bir mesele, yazın sivrisinek yoğun olarak bir dert yoksa, mutlaka ufak tefek vardır, her ilde vardır sivrisinek, ama yoğun bir dert yoksa, sivrisinekten rahatsız olmuyorsa halk belediyeden memnundur. Asfaltlama işi, yani ben bunu asfalt diye yazı verdim burada. Vatandaş yağmur yağdığında ayakkabısı çamur olmasın veya paçaları ıslanmasın ister. Eğer bir belediye bunları sağlayabiliyorsa kaldırımda veya yollarda yapmıştır. Zabıta denetimleri. Zabıta işte kaldırımları kaplattırmayacak, vatandaşın yürümesine engel olmayacak, işte inşaatlar iyi denetlenecek falan filan. Çok önemli olmasa da gerekli. Bir de diğer madde imar. İşte imara açılacak alanların iyi tespiti, imar ruhsatı verirken depreme uygun, ona göre kaç katlı olduğu, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dikey değil de yatay şekilde imar mevzuatlarının çıkarılması, vatandaşa bunları önemser. Sonra atık su, kanalizasyon sisteminin iyi çalışması ve atık suyun arıtılması. Bakın ben bu konuda çok çalıştım daha evvelki yıllarda. Derin deşarj vardır. Eğer arıtma tesisiniz yoksa 1 kilometre toprağın altına verirsiniz. Yeraltı sularını zehirler veya derin deniz deşarjı denilir. 5 kilometre ötesine denizin kıyıdan denize deşarj edersiniz. Bunlar çok büyük sıkıntılı konulardır. Atık su için temizleme tesisinin olup olmaması ama en sona bıraktım en önemlisini kentsel dönüşüm. Depreme dayanıksız binaların tespiti, yıkılması, kentsel dönüşüme dahil edilmesi, vatandaşa kolaylık sağlanması. Vatandaş kendi parasıyla çok kolay bu işleri yapamıyor. Yani bakın 7-8 madde yazdım. Artık belediyecilikte yani yapay zekayla ilgili öyle çok olağanüstü iş yeri açalım, binlerce kişiye ekmek verelim, çalıştıralım öyle bir şey yok. Artık özel sektör açıyor fabrikaları, şunları bunları. Yani belediyede iyi yönetici olmak, Uğur Bey az önce söyledi, aslında yeterli. Teknik branşlarda teknik bilgisi olmasa bile ekibini kuracaksınız. İmar müdürünüz olacak, fen işleri müdürünüz olacak, mühendisleriniz olacak, danışmanlarınız olacak, çalışacak.
Ama orkestra şefi olacak Büyükşehir Belediye Başkanı veya ilçe belediye başkanı. Orkestra şefliğini yapabilirse herhangi bir daireden veya müzikle ilgili örnek verelim, herhangi bir enstrümantan aykırı ses çıkmıyorsa o orkestra şefi başarılıdır. O orkestra veya o şehir başarılı bir şekilde yönetilebilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi madem bu şehirden çıktı söz, şehircilikten çıktı. Şimdi dün bizim haber merkezimize şöyle bir bilgi düştü. Haber merkezi de onu yazdı. Şimdi önümden bakıyorum, bulacağım. Forbes dergisi, biliyorsun, ekonomi üzerine dünyada bilinen sayılı dergilerden. Türkiye'de yaşanacak illeri sıralıyor. İlk onun içinde Balıkesir yok mesela. Şimdi bu biz hemen dar alanda bir kendi aramızda böyle bir tartışmalarda birkaç cümle söyledik. Şimdi mesela birinci sırada İstanbul var. Ya bu birinci sırada İstanbul'un olması, İstanbul işte İstanbul uzmanı burada. İstanbul nasıl birinci sırada yaşanacak illerden biri oluyor? İki de kim var? Efendim? İki kim? İki Ankara. Bulmaya çalışıyorum şimdi buradan. Üç İzmir. Böyle gidiyor. Yani bu tamamen ekonomik yönden alınmış. Şimdi bunu kalkıp da bunun üzerinde bunun üzerinden bir değerlendirme yapılabilir mi? Hayır, bak bilmiyorum, önce Uğur Bey mi konuşmak ben istedim, bir şey daha söyleyeyim çok. Buyurun. Şey diyeyim, yani o ekonomik anlamda almıştır muhtemelen. Evet, yani anlamda. Ürettiğin üretilenin halka dağıtımına vesaire olabilir. Evet. Ben 200 sene evvel bir dün gene bir uluslararası bir yapının yaptığı bir araştırmayı okumuştum. Dünyada yaşanacak şehirler diye, ama bu ekonomik anlamda söylemiyordu. Yani huzuru, rahatlığı, her ulaşımı. Evet. Mesela İzmir orada dünyada 7.'ydi. İzmir. Olabilir. Yani daha ağır bir şehir olması, insanların daha hoşgörülü olması, denize ulaşımı vesairesi, konforu, şusu busu anlamında. Yani sadece belediyecilik anlamında bunu düşünerek yapılmış bir şey değil. Muhtemelen o da yani İstanbul'da yaşamak çok zor. Şimdi yani çalışan o, birisi için öyle. Çok zor tabii ki. Yani o iş bulmak, ekonomiye daha rahat ulaşabilmek vesaire vesaire anlamında bir değerlendirmenin ama sonucu olabilir. Ama iş bulsan ne olacak, orada geçinemeyecek. Ama yani onun kastı odur. Yani mesela şöyle düşünün. Bizde bir sürü insan çiftçilikle uğraşıyor Anadolu'da. Evet. Çoğunun iş kaydı yok. Ne oluyor? İşsiz gözüküyor. İşsiz gözüküyor. Evet. Şimdi o yüzden de sen gidiyorsun, atıyorum, yanlış anlamasınlar, X bir ilimiz diyelim. Orada bakıyorsun işsizlik %38. Halbuki onların çoğunun bağ var, toprağı var, bahçesi var. Evet. İstanbul'da işe ulaşım daha kolay. Yani o anlamda. Çalışır oranı daha yüksek nüfusu. Yok yok, bu şimdi öbür illeri de söyleyince tamamen dediğiniz doğru. Mesela 4'e, öyle olabilir. 4'e Tekirdağ, 5'e Kocaeli. Hep yani sanayileşme ortamında ve ekonomi. 6 Antalya, orada da turizm sektörü var. 7 Yalova, 8 Bursa. 9 Eskişehir, 10 Trabzon. Trabzon'la hangi anlamda girdi oraya, onu anlayamadım. Şimdi ona şunu göstermek lazım. İstanbul'a gidiyorum. Saat 5.30-6 civarı Kartal'dandik. O İstanbul girişine geldi otobüs. Bitti. Ramazan otobüs durakları dolu. Tıklım tıklım. Servis bekleyenler veya tabii işte belediye ya, otobüsü. Bunların işe inerken 8'de bekliyorlar. 6'da durağa çıkmak zorundalar. Evet. Neden? Belki 1,5-2 saat yol gidecekler. Yol gidecek. Şimdi İstanbul'da hayat kolay ama dediği gibi Uğur Bey'in ekonomik anlamda aldılarsa şu kolay. Hiçbir şey yapamadım. Bir el arabası bul, sebze meyve sat, karnını doyuruyorsun. Ya onu Balıkesir'de de satabilirsin. Yok, Balıkesir'de çok zor o. Şimdi İstanbul ama yerde çok da güzel yorumlar da geldi ama o şeye. Mesela yani burada neye göre alacaksın? Bandırması var bu işin, körfezi var, dağı var, dağ kesimi var, işte sındırgısı, Bigadiçi var, Dursun Bey'i var. Tabii şimdi neye göre değerlendireceksin? Sen bandırmayı bir tarafa koyup bir tarafa da Dursun Bey'i koyduğun zaman oradaki dengeler bozuluyor. Bozuluyor tabii, hem bozuluyor hem... Ama İstanbul'da Tuzla'yı da koysan, Çatalca'yı da koysan 3 aşağı 5 yukarı bir ortalamayı buluyorsun. Bence o haberin yapılması çok güzeldi.
konması da çok güzeldi. Çünkü neyin ne olduğunu biraz insanlar oradan baktılar. Herkes bir yorum da yaptı. Şimdi biraz ekonomiden bahsetmenizi isteyeceğim. Seçim işlerine geçti ama geçelim hemen, onu da karar veremedim. Çünkü ilçeleri konuşamadık. İlçelerde ki belediye başkan adaylarının tespiti veya işte kimlerin olacağı belli olduktan sonra daha biraz daha büyükşehir belediye başkan adaylarının işi kolaylaşır mı? Yani çok etkiler mi büyükşehir belediye başkan adayını? Etkiler. Etkilemez olur mu? Büyükşehir belediye başkan adayı ilçeyi de etkiler. İlçenin adayı da büyükşehir etkiler. Bu en azından bizim parti için kesinlikle böyle. Hmm. Dünkü parti meclisi toplantısından sonra evet, çok önemli sayıda il ve ilçe belediye başkanlığı açıklanacaktı. Bir partili olarak değil sadece, bir yurttaş olarak da parti meclisinin aldığı tutumu beni çok mutlu etti. Kendilerine, şimdi konunun içeriğine girmeyeceğim, o ayrı bir program konusu. Farklı görüşler olabilir, bu önemli değil. Kendilerine göre daha öncelikli olduklarını düşündükleri bir konuyu, seçime de olumlu mu, olumsuz mu etki eder, hiç bunu da planlamadan, tasarlamadan daha öne aldılar. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdılar. Ve ayın 14'ünde de galiba Ankara'da da bir miting organizasyonuna girdi. Bir siyasi parti, bakın o konunun özelindeki tartışmaya girmek istemiyorum, onu açmak için söylemiyorum bunu. Bir siyasi partinin kendi önceliğini, kendi doğrusunu bu adaydı, seçimdi, bilmem nenin önüne çıkartarak böyle bir karar alması bence çok doğru ve önemli bir iş. Hmm. Tamam, adaylar da açıklansın, yola çıksın, seçimi kazanalım, işte Bigadiç'i kazanalım, Bigadiç adayımız belli de ne bileyim Dursun Bey'i kazanalım, şunu yapalım. Bundan daha ziyadesi var bu ülkede. Yani her şey bu yerel Balıkesir'i kim kazanacak, İstanbul'da Bahçelievler adayı kim olsunla alakalı değil. Başka gerçeklerimiz var. Geçen hafta konuştuk, terör gerçeğimiz var. Evet. Yani böyle bir kendinizin hassasiyetinin üst sınıra çıkardığınız bir nokta varken bunu yapmamalarını doğru buluyorum. Ancak biz de yerelde yaşayan insanlar olarak da adaylar kim diye de tabii ki merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Ve en ufacık bir sızma yok. Peki Bandırma'yı biz hiç konuşmadık. CHP şu anda CHP'li bir belediye başkanı var. Bandırma'da bir sürpriz olur mu? Aday belirlemede mi? Adayda. Deminki cümlemde onu söyledin. Hiçbir sızma yok bizde. Yani böyle bir bilgi alamıyoruz. Olmadı. Yani Bandırma'yı, Edremit'i, Ayvalık'ı, Burhaniye'yi çok merak ediyoruz. Ama en ufacık bir sızma olmuyor. Cumhur İttifakı'nın da sızma hiçbir partide yok. Yok değil mi? Çünkü en son genel başkanları imzalayacağı için, son kararı onlar vereceği için hiç kimse net genel başkanların kafasının içine okuyamıyor. Onun için sadece yorum, tahmin, öyle yani. Ben duydum diyen de yanlış söylüyor, yanlış duymuştur. Tesadüfen de tutturursa tutturuyor. Ha, tesadüfen de tutturursa tutturuyor. Yoksa bilgi bir sızma yok. Yok. Sızma yok. Evet. Sızma yok. Peki biraz ekonomiden bahsedelim dedim. Neden? Çünkü işte memur maaşlarıyla emekli maaşları tespiti yapıldı. Ve nasıl oldu? Biz millete de biraz sorduk. Şey yaptık o konuda. Şimdi ekonomist burada Süleyman Pelivan olduğu için bir ondan bir başlayalım bakalım. Bence şimdi, benden başla. Tamam. Benim söylediklerime de cevap versin. Ha, cevap değil de yani üstüne daha akademik bilgi almış. Tamam, olan. Buyurun. Çünkü ben bu konudaki yeter dediğimi daha önceki programda da söylemiştim. Çok olmadı. Estağfurullah, ne demek. Şimdi ama ben olaya herkes şöyle baktım. Evet. Geçen akşam bu memur maaşlarıyla emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaları izlerken ülkenin gerçeklerine baktım. En düşük ilk işe başlayan memurun maaşı 32.800 lira civarında bir bedel olacak. Yaklaşık, evet. Yani diyelim ki 33 bin lira. Memur sendikalarında bir %10-11 gibi bir şey mi varmış, ne varmış böyle? O insanlar, ekonomistler veya program yapımcıları, moderatörler uzun uzun anlattılar. 32-33 bin lira ilk işe başlayan memur. Mesela Adalet Yüksekokulu'nu bitiren memur da katip olarak başlayabiliyor. Sonra işte müdür yardımcısı gidebiliyor.
Ya 32-33 bin lira tamam. İyi bir para gibi geliyor. Şöyle bakınca. Evet. Ülkenin gerçekleriyle ilgili tartışma ayrı bir konu. Onu da açmak istemiyorum. Ama biz 3 gün önce 17 bin lira ya vasıfsız işçiye dedik. O da çok vasıflı değil yani giren memurda ilk işe başlayacak olan. Yani iki katı. Dönüp dolaşıp acaba şuraya mı geliyoruz? Yani gerçekten bu asgari ücret dediğimiz şeyi şeye bazı şeyler mi koymamız lazım? Yani 3 yıl çalışanı, çalışana 5 yıl çalışana artık asgari ücret veremeyeceksin demek mi lazım? İş adamını biraz zorlamak mı lazım? Evet. Veya bu sendikaların yapılarının önünü mü açmak lazım? Bu işi mesela devleti aradan çıkartıp madem özel sektör ve işçi var devlet aradan çıkıp bunlar ikisi çatışsınlar. Bir uzlaşıyorlarsa uzlaştılar, uzlaşmıyorlarsa gerçekten bağımsız bir tahkim mi buna karar versin? Nasıl olsun? Yani şimdi düşünüyorum liseyi bitirmiş bir çocuk devlet memuru olursa 33 bin lira alacak. KPSS'yi kazanamayıp devlet memuru olamazsa 17 bin lira alacak. Çok fark var. Devlet memurlarının tamamını asla kastetmem ama bazı devlet memurlarının da sayı çokluğu, bilmem nesi, şusu busuyla çok da böyle ölümüne çalışmadıkları gibi bir gerçeğin de yaşandığı bir ülkemiz olduğu için bunu siyasetle alakalı söylemiyorum sakın öyle düşünülmesin. Şimdi bana büyük bir adaletsizlik oluşuyormuş gibi geldi. O yüzden de yani bu dengeyi mesela emekliye %37.7 yapıldı. Yok, Bağkur yok ve yapılmadı. O enflasyon farkı. Farkı. Şu andaki. Veya 50 yapılacak diyelim. Yani 50'yi de geçmez herhalde. 6 bin lira kök maaş. 9 bin lira olacak. Değil mi? SSK ve Bağkur'ların düşük ama. Evet. Yani orada. Yani. 37. Hayır 37 enflasyon farkı. Zam belli olmadı. Zamı da 50 olduğunu varsayalım. Sayın öyle değil. Aynı 49 var. Olsun. 50 olsun. Hatta 60 olsun. Yani 9 milyon lira yapıyor. Bir başka bir emekli bugünkü koşullarda devletten emekli olmuş birisi. Çok da üst kademelerde olmasına gerek yok. 20 bin liraya yakın emekli alanlar var. Subay emeklileri 20-21 bin lira alacaklar şimdi. Subay emeklileri 30 bin lira alacaklar. Yani bu Bağkur'u da bu sigortalı da yıllarca çalışmış. 20 yıl, 30 yıl prim ödeyenler var. Yani bu dengeleri de bir şekilde nasıl değiştiririz? Benim çok dediğim gibi bir şeyim yok. Yani bu konuda bir akademik olarak da bir şey söyleyemem ama bir vatandaş olarak şimdi benim annem 9 bin lira alacak. Evet. Evi olmasa bitti. Mümkün değil geçinmesi. Şimdi Süleyman Pehlivan bu yapılan memura ve memur emeklisi zam oranları bir kere belli bir şeye göre belirlendiği için hani o asgari ücrette 17.02 dedi ki biraz onun gibi işte %49.25 diye açıklanmış yani öyle o şekilde yazıyor. Bunu nasıl karşılıyorsun? Anladığım kadarıyla da bir kere yapılacak herhalde. 6. ayda tekrar olacak mı? Şimdi bakın. Sayın Pehlivan başlamadan size şunu söyleyeyim. Benim söylediğimin altında hiçbir siyasi tanımlama yok. Anlıyorum. Yani, yok. Gayet net. Evet. Bakın şu. Asgari ücret çok uzun yıllar senede bir defa arttı. Ama Covid'den kaynaklı enflasyonun biraz fazla yükselmesi iki sene iki defa yapıldı. Yani Ocak, Temmuz. Normalde asgari ücret Ocak'ta. Şimdi ekonomi yönetimi Sayın Mehmet Şimşek olsun, Sayın Cumhurbaşkanı olsun açıkladı. Asgari ücreti biz bir defalığına yapıyoruz. Aman dediler. Eğer enflasyonda olağanüstü gene değişiklikler olursa Temmuz'da bunu yeniden değerlendirebiliriz dediler. Hmm. Ramazan sizin sorunuzun cevabı bu. Yani bu kanun değil, anayasa değil, tövbe aşağı ayet de değil. Tövbe. Değişebilir. Temmuz'da bir daha zam gelebilir. Hayat şartlarına enflasyona göre. Şimdi emekli maaşı güzel anlattı Uğur Bey de neye göre tespit edilir? Bakın çalışırken prim kesilir. Sağlık primi kesilir. İşsizlik sigortası primi kesilir. Emekli sandığına, emekli maaşına yansıyacak bir prim de kesilir. İşte maaşlar bu primden hesaplanıyor. Eğer bir adamın çalışırken maaşı yüksekse
yüzdeyle olduğu için bu emekli aylığına yansıyacak. Emeklilik keseneği de yüksek oluyor. Dolayısıyla emekli olunca yüksek maaş alıyor. Yani diyelim ki Uğur Bey avukat olarak devlet dairesinde çalışıyor. İşte 40 bin lira maaş alıyor. Emeklilik keseneği tahmini söylüyorum. Şu an bilmem 40 bin lira da 5 bin lira ödüyor. Aslında o kesilmese 45 bin olacak maaşı gibi. 5 bin lira. Süleyman Pehlivan asgari ücretle çalışıyor. Emeklilik keseneği 600 lira veriliyor her ay. Şimdi bu 600 liralardan hesaplanacak emekli maaşı var. Bir de Uğur Bey'de kesilmiş 5 bin liradan hesaplanacak emekli maaşı var. Yani emekli maaşını insanlar düşünüyor ki hayat şartlarına göre de tespit edilir. Mutlaka ilave refah payı verilir ama esas emeklilik keseneğinden hesaplanıyor maaşlar. Bakın ben size Avrupa'da yapılmış bir araştırmayı söyleyeyim. Bunu Google'dan bulabilirsiniz. Tüm devletlerin ortalamasını almışlar. Yani çok Afrika gibi geri kalmış ülkeler hariç. Bir insanın 25-30 yıl çalıştığında yaptığı emekli keseneğiyle ödenecek emekli maaşı 5 seneymiş. Ondan sonra devletler cebinden ödüyormuş bu parayı. Kendi ödüyor ama yani. Kullandığını da faize yatırdığını veya bunu kullandığını da farz ediyor. O parayı değerlendirdiğini gene de 5 sene. Ve 5 senenin sonunda devlet bu parayı cebinden ödüyor. Yani emekli keseneği bu. Ama şimdi gelelim hemen vaktimiz daralıyor hızlı geçeceğim. Asgari ücret meselesi. Aslında asgari ücret hiç iş bilmeyen, belli bir sanatı, el becerisi olmayan insanlara özel sektörün işe girişte verdiği maaş şeklinde. Kısmen çok az belediyeleri sayarsak devlet sektörü de var ama yani hiçbir iş bilmeyen, el sanatı bir becerisi olmayan insanlara verilecek maaş. Ama Uğur Bey şu konuda haklı. Bu şimdi suistimal ediliyor. Özel sektörde asgari ücretle girip asgari ücretle neredeyse emekli oluyor insanlar. Halbuki onlar yaptığı belli bir işte artık zamanla ustalaşıyor olmaları lazım veya öyle düşünülmesi lazım. Ama ben şunu daha çok söylemek istiyorum. Gençler günümüzde eğer ciddi bir okulda okumayacaksa veya sadece 4 yıllık veya 2 yıllık okul mezunu olayım da askerlikten yırtayım diye düşünmeyip bir el sanatı, yani sıhhi tesisatçılık olur, marangozluk olur, camcılık olur, efendim öğrenmiş olsa çok yüksek maaşlara çalıştığı gibi çalışırken ki bürüt maaşı yüksek olduğu için emekli maaşları da yüksek olacak. Ama yani hiçbir iş beceremeyen, sadece elinde bir şey taşıyan veya kazma kürek sallayan insanlara artık dünyanın hiçbir yerinde ciddi maaşlar verilmiyor. Ve dolayısıyla da bunların çalışırken aldığı asgari ücret emekli olunca da çok düşük emekli maaşlarına denk geliyor. Devletin mutlaka bunda bazı tedbirler alması mümkün olabilir ama esas vatandaş, yani gençlerimiz kendilerini düşünerek belli yerlere kanalize olması, kendi özel ilgi alanlarına göre bir meslek edinmesi. Eğer tıp gibi, avukatlık gibi, efendim muhasebecilik gibi, öğretmenlik gibi direkt bir meslek sahibi çıkmayan okulları tercih etmemesi, onun yerine bir meslek öğrenmesi ileride kendisi için de, devlet için de, millet için de faydalı olur diye düşünüyorum. Bakın şu an camcılık dahil, marangozluk dahil, berberlik dahil ölmek üzere olan onlarca meslek var. Kimse tercih etmiyor, çalışmıyor. Halbuki bunlar iyi para kazanan meslek dalları. Bakın devlet öyle teşvik ediyor ki berberler gelir vergisinden muaf. Sırf insanlar gelsin berber olsun, bu sanat ölmesin diye. Yani efendim manavlar gelir vergisinden muaf. Kimi götürü dahi vergi vermeyen insanlar. Böyle olduğu halde insanlar çalışmıyor, öğrenmiyor. Yani ne bileyim, herkes ben 4 yıllık bu okul bitireyim, masa başında yüksek maaş alayım diye bekliyor. Ama bu dünya batı, gelişmiş batı ülkelerinde bile böyle ama, bir şey yok. Ama yani şöyle bir şey var. Şimdi devletin asgari ücreti 31 bin lira, özel sektörün asgari ücreti 17 bin lira. Şimdi burada biraz fark var diyorlar. Buradaki farkın olması sence normal mi? Şimdi bakın, devlet memuru olmanın bir özelliği var. Evet. Devlet dairesinde olabilmenin bilmeden girsen bile yine de ne oluyor? Sağlıkçılar devlet memuru mu? Sağlık okulunu bitirip giriyor. Adalet
adliyelerde çalışanlar adalet okulunu bitirip giriyor. Yani onlar bir askerlik görevli gibi yani. Sıfır iş değil onlarınki. En azından belki SSK mevzuatlarını artık iktisadi idari bilimler, ticaret hukuku veya muhasebe okumamış hiçbir mesleği olmayan insanlar ama asgari ücret alıyor. Asgari ücretle çalışanların şart devlet memura girişlerinden farklı. Yani farklı. Bakın polis, ama iki katı da olmamalı polis, ya. Polis bir şey bilmese bile 2 yıl polis meslek yüksek okulunda okuyor. Assubay 2 yıl assubay meslek yüksek okulunda okuyor, ondan sonra mesleğe başlıyor. Yani bir şey öğrenmeye gidiyor. Ha artı şu var. Peki ya olsun ne olsun, bunlarda hiç sanat yoksa da yüksek maaş alsın. Bak 17 bin lira oldu, yakında göreceksiniz iş yerlerinden işçi çıkartılmaya başlanacak. Evet. Yani asgari ücreti yükseltmek işçinin menfaatine lehine değil. Büyük işletmeler tam bilemiyorum ama onlar bile 100 işçiyle yapacağı işi artık 60 işçiyle yapıp fazla mesai vermenin yoluna gidecekler. Bir artık sigorta maliyeti, yani 17 bin lira diyoruz ya, 25-26 bini buluyor işverene maliyeti yaklaşık olarak söylüyorum. Bu da vasıfsız işçiler işvereni sıkıntıya sokuyor diye düşünüyorum. Evet. Peki bu taraftan bakınca nasıl? Yani ben sosyal bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum bu konunun. Bu başka bir politikayı da o zaman içermeli belki. O zaman insanları meslek yüksek okullarına ortaokulda bir tanımlama yapıp, yani doğru bir eğitim sistemiyle yönlendirmek lazım. Gene bir devlet politikası bu konuda üretmek ve bunun bizim eğitim politikamız kesinlikle, gene siyasi söylemiyorum bunu. Yani 3 senede, 5 senede, 7 senede değişen bir politikaya dönüştü. 150 senedir de böyle. Her gelen bir iktidar bir yapılanma içerisine gitmeye çalışıyor. O yüzden de doğru bir şey olmuyor. Çok küçük bir anekdot söyleyeceğim. Yıllar önce dayımın iş yerinde çalışırken bir tatil beldesinde, öğrenciydim o zamanlar, bir Kanadalı çift gelmişti. Çocuk hukuk öğrencisi, kız da kuaförmüş, dünya turuna çıkmışlar, evlenmişler. Hmm. Bana sordu, kışın ne yapıyorsun, sen burada mı yaşıyorsun dedi. Yok, İstanbul'da yaşıyorum dedim. Ne yapıyorsun orada dedi, hukuk okuyorum dedim. Aa dedi, ben de hukuk öğrencisiyim falan. Peki ne okuyorsun dedi. İngilizcem de çok yeterli değil. Hukuk dedim ya diyorum. Birkaç kere tekrarladı, baktı ben anlamıyorum. Mesela dedi, ben ceza hukuku okuyorum dedi. Allah'ım. Ha, okulda da branşlaşıyor. Birinci sınıftan sonra branşlaşıyormuş. Ben dedim general law, yani genel hukuk okuyorum dedim. Wow dedi, sen o kadar mı zekisin dedi. Şimdi yapı şuymuş. Zaten hukuk okumak bir şey gerektiriyor. Akademik başarı orada. Evet. İkincisi, genel hukuk okuyanlar orada akademisyen olacak düzeyde okulun ve sınıfın en başarılıları oluyor. Yani Türkiye'dekiler zoru yapıyor yani. Zoru başarıyor. Ya biz her şeyi okuyoruz, çıkınca da hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bugün hukuk fakültesi mezunları okuldan çıktıklarında pratik adliyelerde yaşadığımız sorunların hiçbiriyle muhatap değil de bilmiyorlar. Ödeme emri düzenlemesini bilmiyorlar. İşte staj dönemleri falan. Orada da biz barolar olarak bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama ayda bir günde verdiğin 4 saat 5 saat derse o da olacak iş değil. Ama hazır bu konu konuşurken, ben de bir avukatken, meslektaşlarımın haklarını da burada bir dile getireyim müsaadeniz olursa. Tabii son birkaç yani dakikada. Demek, şimdi ki memurlara ilişkin, kamuda görevli avukatları için söyleyeceğim bunu da. Memurlara ilişkin olası zam oranlarını gördük. Polis memurunun aldığı maaşla, işe yeni başlayan polis memurunun, avukatın aldığı maaş 47 bin lira. O da 1'e 4 yani, artık emekliliği yaklaşmış avukattan bahsediyoruz. Hmm, 1'e 4. Şimdi polisin yaptığı işi küçümsüyor muyum? Hayır, adam geri geliyor, canını ortaya koyuyor. Asla bunu söylemek istemiyorum. Ama sen 20 yıl kamuda avukatlık yapacaksın. Adaleti şey yapacaksın. En azından bir hakime, savcıya yaklaştırsınlar bu işi. Yani kamudaki meslektaşlarımız, bakın düne kadar Balıkesir Barosu'nun 2023 aidatı 600 liraydı. Yıllık aidatı. Ve biliyorsunuz Büyükşehir'de de 1 milyonluk bir protokol imzaladı Balıkesir Barosu. Basına da düştü. Bu adli yardım mekanizması için Büyükşehir'in böyle bir görevi var. Büyükşehir Belediyesi bunu inceledi ve uydu bu görevine ve 1 milyon lira bir ödeme yapacak 5 ay içerisinde. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz hüküm var. İlk 5 yılındaki avukatlar aidat ödemiyor. Tamam, ödemesin. Bu sene 140 tane stajyerimiz var, biliyor musunuz?
Bayağı çokmuş. 1500 kişiyiz. %10 geliyor. Geçen sene 100 civarıydı. Yani 5 yıl içerisinde baronun yarısı staj aidat ödemeyen avukatlardan oluşuyor. Ben genç meslektaşlarım aidat ödesinler demiyorum. Derdim bu değil. Ama sen özel üniversitede hukuk bitirip senede 200-250 bin lira harcayıp 600 lira aidat ödemiyorsun. Barolar Birliği kesintisini de baro ödüyor bu arada. Hadi geçtik onu. Ya 600 lira Balıkesir Barosu'nun aidatı geçen sene 600 liraydı. Kamuda görev yapan avukatların aidat ödeme yükümlülüğü yok. Çünkü ödemek zorunda olursa kamuda görev yaptığı için kamu ödemesi lazım. Ya 600 lira. Baro üyesi olamıyorlar. Yani bunların tamamı kamuda görev yapan meslektaşlarımın çok ciddi sorunları var. Maaş politikasında da bu gözüküyor. Onların da sorunlarını dilim yettiğince Balıkesir Meydanı'nda söyledim. Peki kamuda çalışan avukat sayısı çok mu? Hiç. Balıkesir nüfusuna orantılı olarak yeterli olduğu söylenebilir. Belki 3-5 meslektaşımız da oralarda değerlendirilebilir. Mesela hazine avukatları birçok birimin avukatlığını yapıyor. Belki oraya biraz ek yapılabilir. Belediyelerimizde yeteri kadar büyük şehrimizde var belki ama ilçe belediyelerde böyle. Ama belediyelerin statüsü farklı. Onlar daha fazla başka paralar veriyorlardı. Ama devlet memuru olarak görev yaptığı için o skalaya giriyor. Girse de belediyelerin değişik ödeme şeyleri var. Ben onu. Hayır, şu anlamda diyorum canım. Onların mesela bir davayla ilgili. Hayır öyle değil. Belediyeyle anlaşma sözleşmeli avukattan bahsetmiyorum. Belediye bünyesinde devlet memuru olarak çalışan avukat. Evet. Devlet memuru olarak çalışan avukattan. Maaşlı çalışan avukattan bahsediyor. Şimdi muhtemelen birçok ilçe belediyemizde böyle avukat çalışmıyor. Çalıştırmıyorlar. Sözleşmeli olarak parça başı veya iş yapıyorlar. O da onların yönetim tarzı. Ona da bir şey diyemem. Ama kamuda çalışan avukatların hem ekonomik anlamda bir yargı tazminatları var. O 47 bin liraya dahil olan. Evet. Ama bir hakimin, bir savcının aldığından çok daha az maaş kazanıyorlar. Onlar da aynı görevi yapıyorlar. Ve kamunun haklarını savunuyorlar. Ve aldıkları maaş az. Baroya üye olamıyorlar. Üye olanlar kendi cebinden aidat ödüyorlar. Bazı meslektaşlarımız ona rağmen oluyorlar. Bu meselede bir an önce çözülmemesi gereken. Şimdi ben yıllar önce baro başkanlarıyla çok programlar yapıyordum. Allah nadir başkan da yapar sizinle. Nasıl? Şu anki baro başkanımız da yapar mutlaka. Yapabiliriz tabii ki. Ben çok baro başkanıyla. O zamanlar örneğin iddia makamı ile savunma makamı arasında mesela oturdukları yer farklıydı eskiden. Hala öyle. Ya, iddia makamı aslında yargıda savunma ve iddia makamı aynıdır yani. Ramazan Bey sadece bununla ilgili değiliz. Cumhuriyet Başsavcıları, bakın savcılıkları adında Cumhuriyet olan makamdır. Kamu adına iş yaparlar ve evet. Taraftırlar. Evet. Kamuyu temsil ediyor. Evet. Cumhuriyet'in savcıları. Evet. Yaptıkları görev azımsanmayacak bir iştir. Çok önemli bir iştir. Evet. Ama artık bırakın o yüksekte oturmayı, adliye binasından dışarı çıkmalıdırlar. Devlet onlara son derece lüks, teknoloji donanımlı binalar hazırlasın. Oturdukları yerlerle ilgili değil ama söyledim. Dosya sayısı çok. Adliyeden çıkacaklar. Avukatlar gibi dışarıda kendi binaları olacak. Hmm. Bütün tesisatları kurulsun, devlet masraflarını karşılasın. Sekreterler durmasınlar. Onlar da çünkü bir taraflar. Bırakın yüksekte alçakta oturmayı. Evet. O bir marangoz hatası diye anlatılır. Gider. Öyle olmaz. Dosya tutmuyorlar. Marangoz hatası olarak söylenmiyor. Söyleniyor. Yani öyle anlatılıyor da değil tabii. Evet. Şimdi dosyaları yok. Biz dosya tutuyoruz avukatlar. Evet. Kendileri dosya tutmuyor, mahkeme dosyasından yetiniyorlar. Mütalaa verecekleri zaman eskiden mahkeme dosyasını, hakimin dosyasını alıp oradan bakıp okurlardı. Şimdi UYAP sistemi var, her şey yüklü, oradan bakıyorlar. Öyle olmaz. Ona da fırsat olursa çünkü. Hayır, biz mesela mahkeme karar, ara karar veya karar vereceği zaman salon boşaltılıyor. Cumhuriyet Savcısı orada oturmaya devam ediyor. Olmaz. Yurt dışındaki mesela savcılarla ilgili de bir örnek verildi de. Sormuş yurt dışındaki savcıya. Sende kaç dosya var? İşte 150 dosya. Bende 2400-2500 dosya var demiş yani.
Yani savcıların... Ben yükleri az falan demiyorum ama... Çok fazla. Şimdi hükümetin bu yeni yargı paketinde bir bununla ilgili savcı yardımcılığı, hakim yardımcılığı, müesseseleri konuşuluyor. Ben savcılara istedikleri teknoloji verilsin, istedikleri kadar yardımcı alsınlar. İşin üç ayağının birbirinden ayrılmasından bahsediyorum. Evet. Yani savcıların iş yükü az falan demiyorum. Orada keyif yapıyorlar falan demiyorum. Ama o adalet mekanizmasında üç ayak birbirinden tamamen ayrışmalı. Ayrı olmalı ama eşit haklara sahip olmalı. Evet. Çünkü savunma hakkı da kutsaldır. Ya düşünebiliyor musunuz? Çok basit bir şey söyleyeyim. Biz gider geceleyerken X-ray'den geçiyorduk düne kadar. Evet. Şimdiki önce. Cumhuriyet Başsavcısı bunu kaldırdı. Ama sağ olsun. İstismarlar olduğu için yapıldı. Tamam. Hangi meslek grubunda bu üçünden istismar daha fazla oran olarak? Evet. İkisinin bizim ikisinin toplamına yaklaşma olasılığımız yok. Yok. Peki son söz Süleyman Pehlivan, birkaç cümleni alayım. Biz çünkü hukuk konusuna biraz girdik. Evet. Ben tabii söylediği birçok şeye katılırım Uğur Bey'in ama Adalet Sarayı'ndan çıkması bence uygun değil. Nöbetçi savcılık müessesesi var. Savcılıkta ifade alma var. Efendim olay yerine gitme var. Yani savcının Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışıyor. Devlet işi alıyor. Onun ayrı bir binada avukat özel gibi değil. Hayır öyle değil. Yani, gene Adalet Bakanlığı'nın binası. Gene orada ifadesini alacak. Gene orada sorgusunu yapacak. Evraklara bakması, adliye ile aynı içinde, arşiv orada, onların içinde olması. Ben tahminimi söylüyorum. Hukukçu değilim. Adliye ama UYAP var şimdi. Bütün her şeye giriyor. Yani onun için o şekilde düşündüm. Ama bilgim yok. Bu şahsi bir tahmin. Dünyada Adalet Sarayı içerisinde oturan savcı yok. Bu ayrı bir... Yani evet yani çok... Üst düzeyde halledilmesi gereken. Şimdi de hükümet de buna ilişkin bazı adımlar atmaya başladı. Yani. Tamam o zaman. Peki. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki hafta adaylar iyice belirlenir. İsim isim konuşacağız bundan sonra. İsim, bu adam kimdir, nedir, ne yapabilir... ilçeler bazında söylüyorum. O zaman adaylar açıklanırsa çalışıp geleceğiz. İsimleri. Buluruz. Yani neticede 3 evet. ilçe çalışacak olsak, 3 ilçe konuşacak olsak, 3 ilçe başkan adaylarını kolay şey yaparız. Ama Balıkesir güzel bir seçim yarışı bekliyor. İnşallah. Peki. Sevgili seyirciler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.